İkinci tema milli mücadele ve Atatürk değerlendirme çalışması cevapları. Ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, Milli Mücadele ve Atatürk teması, ikinci tema Milli Mücadele ve Atatürk Değerlendirme Çalışması cevapları, 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 72 cevabı. Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da Mustafa Kemal Paşa ve mücadele arkadaşları, halkın coşkun gösterileri arasında Kırşehir'den ayrılıp 27 Aralık 1'de Ankara'ya ulaştılar. Şehrin bütün halkı, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'yı dikmen sırtlarında karşıladı. Yüzlerce atlı ve yaya, ulusal giysileri içinde, kılıçları ve tüfekleriyle gösteriler yapıyorlar, yöresel oyunlar oynuyorlar, Mustafa Kemal Paşa'yı bağırlarına basıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa, otomobilinden inerek halkı selamladı. Onu böyle kendi aralarında gören Ankaralılar, o güne dek görülmedik sevinç gösterilerinde bulundular, ulusal kahramanı alkışladılar. Mustafa Kemal Paşa önce Ankara Vilayet Konağı'na gitti. Orada biraz dinlendikten sonra kendisi için ayrılan ziraat okuluna yerleşti. Aynı gün, Ankara'ya gelişini bir bildiriyle bütün yurda duyurdu. Ankara böylece milli mücadelenin merkezi oldu. Birinci soruları metne göre cevaplayınız. A. Mustafa Kemal Paşa ne zaman Ankara'ya ulaşmıştır? Cevap, 27 Aralık 1919'da ulaşmıştır. B. Mustafa Kemal Paşa Ankara'da ilk nereye gitti? Cevap, dikmen sırtlarına gitmişlerdir. C. Ankara'nın, milli mücadelenin merkezi olduğu nasıl duyuruluyor? Cevap, bir bildiri yayımlamıştır. Böylece duyurulmuştur. İkinci verilen yüz ifadelerinden yola çıkarak ünlem işaretini kullanabileceğiniz cümleler yazınız. Cevap, yaşasın. Çok mutlu bir an yaşadım, eyvah. Ödevlerimi yetiştiremeyeceğim. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 73 cevabı. 3. Verilen özelliklerin hangi metin türüne veya türlerine ait olduğunu işaretleyiniz. Cevap, dizelerden oluşur. Herhangi bir konuyu açıklamak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılır. Olayın geçtiği yer ve zaman bellidir. Yaşanmış ve yaşanabilir olaylar anlatılır. Belirli bir ritim ve uyum içerisinde yazılır. Düşünceler kısa ve kesin cümlelerle ifade edilir. Düz yazılardan oluşur. Yazarına şair denir. Verilen bilgilerin doğruluğu kesin olmalıdır. Dördüncü verilen eş sesli kelimelerin farklı anlamları ile cümleler yazınız. Cevap. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 74 cevabı. 5, 6, 7, 8 ve 9 soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz. 5. verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. B. Bu ince hareketiyle beni mutlu etti. C. Karpuz ne kadar da ağırmış. D. Haziran ayının gelmesiyle havalar ısındı. Cevap B. 6. I. Çocuklar masanın başında arı gibi çalışıyorlardı. 2. Kimseler görünmüyordu ortalıkta. 3. Bahçemizdeki ağaçlar kuşların evi gibiydi. 4. Mahallede bir telaş herkesi almıştı. Verilen cümlelerin hangilerinde benzetme yapılmıştır? A. I 4. B. 2 ve 3. C. 2 ve 4. D. I 2. Cevap D. 7. verilen cümlelerden hangisinde neden sonuç anlamı vardır? A. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. B. Yüzlerce kahraman annemiz, düşmana karşı cesurca mücadele etti. C. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde hareket ettiği için savaşta galip geldik. D. Atatürk, Bandırma isimli bir vapurla Samsun'a doğru uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktı. Cevap C. 8. Bu vatan toprağın karabağrında. Sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda. Kendini tarihe verenlerindir. Orhan Saik Gökyay. Şiirin ana duygusu nedir? A. Vatan sevgisi. B. Bayrak sevgi.
C. Atatürk sevgisi. D. Cumhuriyet sevgisi. Cevap A. 9. Verilen cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A. Hangi kitabı alacağıma karar veremiyorum. B. Bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyordu. C. Anadolu'da misafir ağırlamak çok önemli bir gelenektir. D. Düzenli çalışmak başarının anahtarıdır. Cevap B. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 75 Cevabı 10. Verilen atasözlerinin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak karşısındaki kutuya yazınız. İyilik eden iyilik bulur. Akıl akıldan üstündür. Doğru söz yemin istemez. Öfke ile kalkan zararla oturur. Cevap 11. Ülkemizin bugünlere gelmesine büyük katkısı bulunan şehit ve gazilerimiz için bir şiir yazınız. Cevap Şehit ve gazilerimiz için bir şiir örneği sizsiniz bu ülkenin kahramanları. Sizsiniz bu bayrağının koruyucuları. Size sonsuz sevgimiz, saygımız. Sizlersiniz yaşayacak sonsuza adı var mıdır daha büyük başarı. Ülkesi için kazandı bu savaşı. Şehitler ve gaziler bizim için baştacı. Bitmez hiç onlar sevgi ve saygı 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Milli Mücadele ve Atatürk teması sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77 2. tema Milli Mücadele ve Atatürk değerlendirme çalışması etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.